Efendim bugün de her zaman olduğu gibi kripto paraları konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri sizler için değerlendireceğiz. Sevgili dostum Gökalp İçer benimle birlikte bugün de her zaman olduğu gibi. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim, merhaba. Bu hafta yoğundu, bu hafta volatildi bayağı. Pozitif açıklama yapanlar da var, negatif açıklama yapanlar da var. Tabii popüler oldukça ve işlem hacmi arttıkça her tarafta da konuşulmaya başlanıyor. Bir taraftan devletlerin atması gereken adımları anlatıyoruz. Velhasıl şimdi yavaş yavaş otoriteler tarafından da bunun dile geldiğini görmeye başladık. İşte Yalın konuştu. Lagarde'ın açıklamaları var. Geçmişte de zaten vardı, biliyorduk. İşte Boehner'in ya geçen hafta bir önceki hafta gene bir şeyler söylemişti. Şimdi G7 zirvesinde bu dijital varlıkların stabil coinler tarafı aslında masaya yatırılacak. Ya da işte Merkez Bankası dijital para birimi, artık adı neyse, o masaya yatırılacaktı. O konu var. Bir taraftan da saygıdeğer abimiz Elon Musk'ın bayağı manipülatif açıklamaları var. Bitcoin'le alakalı şeyler söylüyor. Kendi yetmedi, bir de Tesla'yı soktu işin içerisine. Bu açıklamaların bu tandansta yapılması bence doğru değil yani. Ben bir yatırımcı gözüyle baktığımda, bir trader gözüyle baktığımda bu pek hoş değil yani. Yalın ne dedi? Kripto para varlıkları terörün finansmanında ya da kara para aklamanın yollarından bir tanesi olabiliyor dedi Bitcoin. Hadi ya. Şaka yapıyorum. Elbette zaten 2008-2009'da hani o gri kanallar için aslında hani bulunmuş. Ama bunu artık 2021 yılında bu açıklamalarla yapmak biraz şey, geriden takip ediyor gibi demek aslında. Çünkü neden böyle söylüyorum? Kripto paraların parasal sisteme, bankacılık sistemine giriş çıkış noktaları günün sonunda kripto para işlem platformları bizim gibi. Ve bu işlem platformlarında da bayağı solid, bayağı böyle ayağı yere basan KYC süreçleri, yani müşteriyi tanıma kuralları süreçleri izliyoruz biz. Diğerleri de öyle yani. Türkiye'de öyle artık bu iş. Amerika'da da bu şekilde. Yani siz bir borsaya gidip dışarıdan getirdiğiniz çok yüklü bir varlığı, nereden bulduğunuzu kanıtlayamayacağınız bir varlığı nakite çeviremiyorsunuz. Bu arada bunun ağ içerisinde, yani blockchain içerisinde takası evet söz konusu olabiliyor ama siz gene de günün sonunda bir cash out yaparken, nakit dönerken aslında bir bankayla deal etmek durumundasınız yani. Yalın hanımefendinin kaygıları yerinde. Yalın hanım da bu arada Amerikan Hazine Bakanı yani. Hani az buz değil yani. Tabii önceden de Fed Governor'ıydı, başkanıydı. Velhasıl bu kaygılarını dile getiriyor ama bunun yanında şunu da söylüyor Yalın. Diyor ki evet, kripto paralarda ya da dijital varlıklarda bir gelecek var ve bu transformasyon oraya doğru gidiyor diyor. Aynısını farklı cümlelerle ECB Başkanı ve eski IMF Başkanı Christine Lagarde da söylüyor. Bu arada ilginç bir şey soruyorlar Christine Lagarde'a. Merkez bankaları bir Bitcoin'i rezerv para olarak tutacaklar mı diyor. Bu aslında bizim burada konuştuğumuz hafif de böyle fantastik bir şey, soruyorlar bunu. O da yakın zamanda böyle bir şey yok diyor. Yakın zamanda böyle bir şey yoktan ben yakın zamanı alıyorum sadece. Demek ki bir gün olabilir, tutuyorum. Evet. Velhasıl söylediği cümle bu. Kripto paraların diğer işleminin, yani işte hani transfere konu olma olan işlemininden bahsetmiş. Bir taraftan da pandemiyle birlikte de dijital paraların, dijital currency'lerin gelecek dönemde daha fazla rağbet göreceğini ve sektörün oraya doğru gittiğini ve bunun da bir fayda da içerdiğini de söylüyor bu arada Lagarde. Regülatörlerin baktığı pencere bu. Bu yüzden de bu işte hafta sonu olacak. 12 dün başladı zannediyorsam. G7 zirvesine o gelecek sonuçlar önemli olacak. Türkiye'de durum ne? 2,5 milyon tekil kullanıcının üstünde tahmin ettiğiniz rakam. Bu rakam aslında hisse senedi trade eden MKK'ya kayıtlı tekil kullanıcıların daha üstünde demek. Şu anda piyasaya herkes geliyor. Kripto para piyasasına. Bu kaygıyı anlıyorum devlet ve regülatör tarafındaki. Haklı da buluyorum bir taraftan. Yani duyan gelmiş diyoruz ya. Öyle bir durum var. Yani ne aldığını bilmeden insanlar. Biz işte burada dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz işin teknolojisini. Alın demiyoruz ama böyle bir sektör var bakın. Hani de teknoloji de bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de de bu kaygıların daha fazla dile getirildiğini duyuyorum ve görüyorum. Ama bir taraftan da şunu da biliyorum. Kripto para piyasaları bu coğrafyada alınıp satılan, trade edilen tek varlık değil. Aynı insan topluluğu başka şeyler de alıyor. Bunun adına örnek veriyorum. Kaldıraçlı FX piyasasında işlem yaparken biz tukaka diyoruz. Çünkü kaldıraçlı işlem yapıyor vesaire diyoruz. Doları manipüle ediyor, euroyu manipüle ediyor diyoruz ki asla değil. Teknik olarak bunu birini anlatsanız size gülerler. Kripto paraları tukaka diyoruz ama cayır cayır varan trade ediyor insanlar. Ve orada da sınırlı getiri, sonsuz kayıp olan bir şey söz konusu. Bu bir tarafta bu var. Bir tarafta bu işin bayağı içinde yakın insanlarla çalıştım. İşim buydu geçmişte yani. DCD, DCI denen opsiyonlar var. Yani sınırlı getiri vaat eden, kur riskini satın aldığınız, kur riskini satın alırken de teorik olarak da sınırsız kayıp size sunan ürünler satıyor şu an bankalar. Hemen girin DCD diye bakın, X bir bankaya bakın. Sınırlı bir getiri elde ediyorsunuz. Türkiye'deki banka. Türkiye'de tabii yani örnek veriyorum 7.15, 7.20 kurun altına üstüne çıkıp çıkmamasına bet ediyorsunuz ama yarın kur 8.50'ye, 8.40'a, 10'a ne
karın ağrısı ise çıksa, döviz açık pozisyonunu vade sonuna kadar taşımakta durumdasınız. Şunları gördüm ben. 3 milyon, 5 milyon, 25 milyon TL'ye yakan yatırımcıları gördüm. Dolayısıyla bunlar toplam bir risk yönetimi havuzu olarak bakıyorum. Hani her nasıl uygunluk testi yapıyoruz ya, yani sermaye piyasası kuruluna bağlı bir menkul değerler şirketinde siz bir yatırım yapmak istiyorsanız uygunluk testi yaparlar size. Yapmak durumundalar. Doğru. Yani neyi biliyorsun? Bono biliyor musun? Biliyorum. Evet. Ne kadar trade ediyorsun? Haftada bir. Yalan. Yok öyle bir şey yani. Ne kadar varlığın var? 500 bin TL üstü. O da yalan. Hani bütün varlıkları çok trade ediyorum. Hepsi bütün testi geçerseniz ancak hesap açabiliyorsunuz. Bunun çok doğru yönetilmediğini biliyorum bir taraftan. Ama sadece bunları bütün sektör biliyorken kripto paralara şu kaka demek de bana biraz yanlı bir yorum gibi geliyor. Piyasanın regüle edilmesi konusunda ilk yayından beri söylüyorum. Yayın edilmesi, regüle edilmesi gerekiyor piyasa. Bu bizi de rahat hissettiren bir şey yatırımcıya karşı. Çünkü biz de aslında sınırları tam çizilmemiş ama yatırımcıya çok doğru ve objektif, homojen hizmet vermeye çalışan bir alandayız. Ve bu regüle edilse iş hacmimizin de artacağını da biliyorum. Çünkü tabii şu an insanlar daha güvenli gelecekler. Aynen öyle. Buna güvenemeyip de gelemeyen de bir grup insan var. Şimdi bu pencereden baktığında da orada bir o riski sırtlanmak da istemiyor olduğunu düşünüyorum regülatörün ya da otoritenin. Orada bir risk var. Şu an bayağı siz kontrol edebiliyorsunuz. Takas bankta ne var? Vadeli işlem opsiyon piyasasında insanlar ne trade ediliyor? Bu varlıklar hangi dayanak varlıkla nasıl fiyatlanıyor? Bunların siz hepsini neredeyse monitör edebiliyorsunuz. Bunların çıktısı olarak yatırımcı para kaybediyor, kaybetmiyor. Bununla çok ilgilenmiyorlar birçok piyasada. İlgileniyor olsalar FX'e değil sadece bütün bayağı bir sürü piyasada sert regülasyon getirirlerdi. Ama bu olmadı. Yani demem ki regülasyonun gelmesini biz de istiyoruz bir an önce. Genel olarak bu Yellen'in, Lagarde'ın yaptıkları yorumlar da bu. Bunlar zaten olmadığı için Elon Musk denen bir tane roket mühendisi. Roketliyor mu öyle? Evet. Elon Musk denen bir roket mühendisi abimiz piyasayı kaldırıyor tek bir cümleyle. Piyasada bütün para birimlerinde öyle ya da böyle dalgalanma var. Kripto para birimlerine baktığımızda fazla ciddi hareketler var. Mesela Avalanche senin özellikle bahsettiğin para birimlerinden birisiydi. Aha. Nereden nereye geldi? Biraz ondan bahsedelim mi? Biz onu ilk listelediğimizde 4'tü abi. 4-4-25 falan gördü hatta. Bu arada çıktıktan sonra ICO sonrasında da 7'ydi. Türkiye'de de ilk listeleyen biziz. Bununla da övünüyorum. Avalanche'ı listeledik çünkü Avalanche'da bir gelecek görüyorduk. Avax'ı yani aslında. Avalanche o tüm şeyin platformun adı. Avax'ı listeledik. Avaxo'nun doğal token'ı. Orada bir gelecek görüyorduk. Çünkü kripto paraların genelinin mücadele etmesi gerektiği üçlü bir sorun var. Yani ölçeklenebilirlik sorunu var. Merkeziyetsizlik sorunu var. Bunların hepsini aşıyordu Avalanche. Kendi platformu. Bunu gördüğümüz için hiçbir fiyata bet etmeden 2'ymiş, 5'miş, 10'muş demeden listeledik. Bence çok hızlı gitti. Ben önce bir çift rakam, double digit dediğimiz şeyi görmesini bekliyordum listelediğimiz gün zaten. O da işte 10'lu rakamlar demek. Sonrasında da yüzlü rakamlar ve üstünü görebilir yani. Ama bence şu an geldiği yer biraz hızlı. Dolayısıyla burada da bir kar realizasyonu bir şey gelmeli, gelebilir de. 50 dolara mı geldi? 50 dolara kadar çıktı evet. Hatta 60 gördü. 55'ler etrafında bir dolandı. Ama şöyle şeyler de yaşıyor Avalanche. Bunda tabii birkaç tane etki var. Bir tanesi Ethereum'daki gas price'ların ve fee'lerin artması. Yani siz bir 50-100 dolarlık bir Tether gönderirken size 20 dolar bir komisyon çıkıyor. Komisyon demeyelim de ona yani bu platformun aldığı bir şey. Blok zinciri ücreti çıkıyor aslında. Siz bunu hızlı gönderebilmeniz için. Fonksiyonelliğin gittiği yer. Yani işte ölçeklenebilirlik problemi dediğimiz şey aslında biraz burada devreye giriyor. Ethereum'da zaten bu sebeple 1800-1850 bandında 1750 ila 1850 diyelim. O bantta gidiyor ve daha da yukarı çıkamadı aslında. Böyle de bunun sebebi var. Dönüp Avalanche'a bakacak olursak Avax'ta da alternatif bir şeye bakıyor insanlar. Bunu yaparken de Ethereum'la bir Avalanche Ethereum köprüsü diye bir şey yapıldı yakın dönemde. Anonsu yapıldı. Bu ne demek? Ethereum'daki fiiller arttığında Avalanche'daki likidite azaldığında Ethereum network'üne kayacak bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun hemen ardından yine Avalanche'ın yaptığı bir açıklama daha, bir işbirliği daha diyelim. O da Axelar diye bir şeyle yapıldı. O da yine Bitcoin ve Ethereum'da farklı network'ler üzerinde hareket edebilecek bir yapı. Bitcoin, Avalanche ve Ethereum network'lerinde hareket edebilecek bir yapıdan bahsediyor. Tabii böyle şeyler Avalanche'ın kullanım alanını genişlediğini ve daha geniş kitlelere yayılma potansiyelinin olduğunu yatırımcılara söylediği için insanlar da haldır haldır koşup alıyorlar. Şu an piyasa büyüklüğü 4 milyar dolara kadar gelmiş. 360 milyon tane var arzda. Bunlar yine hep konuştuğumuz şeyler. POS kontrol mekanizması, POS algoritması yani Proof of Stake algoritması öneren ürünler ya da teknolojiler diyelim. Bu teknolojilere rağbet artabiliyor tabii ki. Avalanche bunlardan bir tanesi de. Diğeri de Algorand. Algorand'ı da listeleyen biziz. Burada da geçen hafta söyledik. Ondan önceki haftalarda da anlatmıştım. Hatta biz listelemediğimiz dönemde de anlattım Algorand'ı. Hatırlarsın. Tabii.
Avalanche'ı listeledikten biraz sonra Algorand'da da konuşmaya başlamıştık. Pure Proof of Stake dediğimiz şeyi yapanlardan, ilk yapanlardan bir tanesi. Tabii onun da önerdikleri var. Yani DeFi tarafında bir şey öneriyor. İşte Post önerdiği için Green Mining denebilir buna. Yani işte yeşil bir kontrol mekanizması var. Yoğunluk, network yoğunluğuyla olan bir fee ödemiyorsunuz. Nedir bu siyah kuğu meselesi abi? Nassim Nikola Taleb, bu piyasanın da bildiği bir beyefendi, bir profesör. Normal dağılımın olasılık teorisinin içerisinde olması, vuku bulması, hayata geçmesi, hiç hesaba katılmayan olayların, çok 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 düşük olasılık atfedilen olayların hayata geçmesiyle alakalı veya şey karşılaşmamızla alakalı bir şeydir siyah kuğu. Pandemi örneği. Pandemi, bravo. Pandemi bir siyah kuğu örneğidir. 11 Eylül bir siyah kuğu örneğidir. 2008 krizi bazıları için, yani teknik olmayan insanlar için siyah kuğu örneğidir ama halbuki gören onu okuyan, o riski okuyabilen insanlar vardı. Dolayısıyla çok da bir böyle siyah kuğu olarak çok yorumlamak ne kadar doğru olur bundan emin değilim. Hayatımıza normalde bir olasılık atfetmediğimiz, zaten siyah kuğu ismi de oradan geliyor, Black Swan. Hep beyazdır ya kuğular. Bir tane evet. Siyah kuğu vardır. Normalde olasılık atfetmediğimiz işlerin başımıza gelmesi olarak kısaca yorumlayabiliriz yani siyah kuğu. Ve bunu yazan, dillendiren daha çok öyle diyelim. Nassim Nikola Taleb beyefendi hafif bir muhaliftir de yani. Twitter'dan takip edenler şey görür. O da Bitcoin'le alakalı olumsuz şeyler söyledi. Hmm. Diğerleriyle birlikte. Ne dedi? Bir para birimi olarak aslında kullanılmıyor. Bir ödeme aracı olarak fail etmiş durumda. Bu bir çılgınlık dedi. Hmm. Ama bir taraftan da işte para birimi olarak kullanılmıyorsa eğer terörün finansmanına nasıl aracılık ediyor? Hmm. Sorusu geliyor benim aklıma. Demek ki kullanılıyor yani. Piyasada hem pozitif hem negatif açıklamalar var. Olmaya da devam edecek. Büyükler işin içine girmeye devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Büyükler işin içerisine girmeye devam ediyor. Orada yeni biraz ETF'ler vesaire. Yeni ETF'ler var. Evet yani orada bir sürü haber var. Yani hangisini anlatacağım? Eskiden onun konu başlığı tek bir tanesine oturup 10 dakika konuşuyorduk. Değil çünkü mi? Haber önemliydi. Yani şu an o kadar şey ki yani işte arka arkaya geliyor. Arka arkaya geliyor. PayPal diyorduk. PayPal'la oturup bir işte 10 dakika onu konuşmuştuk. Yani PayPal'ın yanı şimdi mesela Venmo yine bir şey ödeme aracı. PayPal'la ilgisi de var. Onlar mesela işin içerisine giriyor. Bir taraftan Bank of New York Mellon. Bu adamlar Amerika'nın en eski bankası. Yani 2 trilyon dolarlık bir büyüklükleri var. Bunlar da dijital varlık departmanı kuracaklarını söylediler ve ortak saklama servisi sunacağını, yani hem dijital hem geleneksel varlıkların ortak bir saklama servisi inşa edileceğini ve bu şekilde bir trading platformu kuracaklarını söylediler. Bayağı aslında güzel bir şey. Çünkü biz de biraz oradayız yani. Ben hani evet yani son 3-4 yıllık kriptocuyum ama aslında özüm şey eski FX'çiyim yani. FX trader'ım, MTA trader'ım. Onların zaten içe geçmesine geçebileceğini düşündüğümüz için bu işler bizi heyecanlandırıyordu. Güzel bir gelişme. Diğer taraftan Deutsche Bank'ın benzer bir trading platformu çıkartma ve bir exchange sunma gibi bir haber var. Deutsche Bank da büyük biliyorsun yani. 1,5 trilyon dolarlık işte dünyanın 21. Avrupa'nın da 6. büyük bankası. Adı üstünde yani Deutsche Bank. Mesela böyle söylüyorum 1,5 trilyon dolar. Bank of New York Mellon 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğü var. Bir taraftan da Bitcoin'in 900 milyar dolarlık bir büyüklüğü var. JP Morgan'ın 430 milyar dolar mı şeyi market cap'i, piyasa büyüklüğü. Bank of America yine en büyüklerden 230 milyar dolar. Düzeltiyorum 290 milyar dolar. Velhasıl baktığımızda Bitcoin ve Ethereum piyasa değeri birçok bankayı geçmiş durumda. Toplam ekosistemin büyüklüğü de 1,5 trilyon dolara gelmiş durumda. Bayağı büyük, kalabalık bir network'ten bahsediyoruz. Bank of New York ve Mellon bu şekilde. Diğer taraftan Grayscale ETF Ethereum tarafında varlık arttırmaya devam ediyor. 100 milyon dolarlık aldı Perşembe günü. Toplam varlıkları da 30 milyar doların üstüne çıkmış. Bitcoin'in fiyat hareketiyle tabii related yani bu iş ilgili. Diğer taraftan yani başlangıçları kaçtı? 2 milyar dolardı. Onu not etmekte fayda var. Tesla'nın ben 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alacağım demesi var Elon Musk'ın Tesla üstünden. Bir taraftan da arabaları Bitcoin'e satacağını da söylüyor Tesla. Bu bir taraftan iyi. Zaten hisse hareketine baktım. Bundan sonra biraz yükselmiş sonra düşmüş. Çünkü insanlar şu kaygıya gark oluyorlar. Diyorlar ki ya Tesla'nın eğer bilançosunda, balance sheet'te bir kripto varlık duracaksa o zaman kripto varlığın da riskine, işte exposure diyoruz, riskine maruz kalacak toplam varlığın değeri. Doğru bir yorum bu. Bu bir kaygı vesilesi olabiliyor analist cephesinde ya da yatırım cephesinde Tesla ile alakalı. Bu haberlerin ardından bir de şeye soruyorlar aynısını. Uber'in CEO'suna soruyorlar. Siz de kripto varlık yatırımı yapmayı düşünüyor musunuz? Yok biz cash'ten rahatız diyor. Diğer taraftan da ama şunu da söylüyor. Kripto paralar ile gelecekte ödeme alabiliriz diyor. Tabii bunu Uber kripto varlıkla ödeme alacakmış diye haber yapıyorlar hemen. Bizimkiler öyle bir şey demiyor adam yani. Hani başka bir şey soruyorlar. Onun cebinde bunu da söylüyor yani. Ama Mastercard diyor bunu. Adamların bayağı mastercard.com'da böyle bir blog siteleri var. Gelecek perspektiflerini yazdıkları bir şey. Orada bundan bahsediyor. Diyor ki kendi tüccarlarına kripto paralar ile ödeme alabileceklerini söylüyorlar. 2021 içerisinde bu arada. Çok uzak bir gelecekte falan da değil bu yıl içerisinde. Ve oradaki kilit cümle de şu. Ben onu biraz ona takılıyorum. Siz diyor kripto paralar hakkında ne düşünüyorsanız düşünün. İstiyorsanız pro kripto, bayağı böyle kripto fanı bir adam olun. Ya da sevmeyin diyor bu teknolojiyi. Ne düşünüyorsan düşün.
düşün. Ama günün sonunda kripto paralar bir hayatımızın gerçeği ve gelecekte bir ödeme aracı olarak da hayatımıza girecek diyor. Bunu söyleyen Mastercard. Bütün fanatizmlerden uzak durmak lazım. O yüzden de ne olursa olsun yani işte bunu din, ne, ekonomi, neyse yani neyi biliyorsan. İnsanlarda genelde çünkü öyle bir eğilim var yani. Ben bunu okudum ve bunu yaptım hep. Dolayısıyla böyle olmalı. Öyle olmayabilir abi yani. Şöyle bir durup 2-3 adım geriden bakmak lazım işe. 2-3 adım geriden bakan her göz içinde açık olan şey şu. Trend oraya doğru gidiyor yani. Mastercard diyor ki kardeşim biz kredi kartlarını yani Mastercard'ı kripto para kartlarıyla aslında sunmaya da başlayacağız. Ve insanlar kripto varlıklarını fiat currency'ye çevirirken kredi kartlarını kullanabilecek. Yani sen gidip hani biz diyoruz ya işte Ethereum'umla kahve alabilecek miyim? Alacaksın işte şimdi Mastercard'la. Tabii. Promote ettiği başka bir kredi kartıyla işte örnek veriyorum iCrypex kart dedim ben. iCrypex kartla ve Mastercard'ın teknolojisini kullanıyorum. Bendeki Bitcoin'le gidip Starbucks'tan kahve alacaksın. Bitcoin'in anında TL'ye convert edecek, dönecek ya da dolara ne hangi ülkedeyse. Ve sen işlemini yapmış olacaksın. Bu, mesela bu yollardan bir tanesi. Bunu söylüyor zaten. Bu yapılabilir diyor. Ne yol açar piyasada bu? Kripto para piyasasında. Kripto para piyasasındaki bence bir PayPal gibi. Hatta PayPal'dan daha büyük. Bir oyuncunun daha işe girmesi demek. Herkes, her bankanın, benim bildiğim her bankanın Mastercard ya da Visa uzantısı var. Hatta var. Bunlar kripto paraların kullanım kanallarını arttıran şeyler. Bitcoin'in ya da Ethereum'un o Nassim Nikola Taleb'in deyişiyle ters düşüyor aslında. Yani siz bir şeyi kullanmakta zorluk çekiyorsanız bizde öyleydi yani askerde bir şeyi kullanmakta zorluk çekiyorsak onun ucuna belirsinde sağına soluna edevatlar takardık. O zaman kullanırdık. Yani gece görüş takarsın. Başka bir şey. Susturucu başka bir şey. Dürbün. Yani başka bir şeyler takarsın. İşte Bitcoin'i kullanım. Tamam şimdi kredi kartıyla kullanırsın işte yani istediğin gibi. Dolayısıyla yani bunun kullanım alanının artacağı, artıyor olduğu gerçeği bir taraftan var. Bir taraftan da insanlar şu tandansta çok konuşuyor. Kripto paralarda insanlar kesin zarar edecekler ve bütün paraları kaybolacak diyor mesela insanlar. Türkiye'de de bunu söyleyen, ana akım medyada da söyleyenler var. Herhangi bir şeye kesin olacak demek tarafında ben değilim. İşte bu bence bir fanatizm yani. Her nasıl biz Bitcoin veya işte kripto paralar, Bitcoin demeyelim, kripto paraların geneli kesin yükselecek demiyorsak, diyorsak ki ya teknoloji buraya doğru gidiyor sanki. Buraya doğru gidiyor. Yani insanlar açıklama yapılıyor ama bu biraz daha doğru bir zemine oturtulsa, biraz hukuka, kanuna biraz oturtulsa, anlaşılsa, bunun takası, saklamasının nasıl yapılacağının kuralları belli olsa diyoruz. O zaman bu daha doğru bir yere gidebilir sanki. Çünkü blockchain teknolojisi sadece kripto paralarda kullanılmıyor. Yani nesnelerin internetinde kullanılıyor, tıpta kullanılıyor vesaire vesaire. Çünkü bunu söyleyen zihin, kafa, kripto paralar kesin yok olacak diyen kafa şunu da söylüyor. Blockchain'i ben Mahmut olarak nerede kullanacağım? Kullanıyorsun zaten bunu. Yani sen farkında değilsin. Kullanıyorsun ama bunu. Yani konuştuk. Otonom araçların hacklenmemesinin yolu buradan geçiyor. İster kabul edelim ister etmeyelim. Yani şu an bütün dünyada kullanılan bir noter, bir teyit mekanizması var. Bunun tamamen veya tapu kayıtları vesaire. Bunların tamamen başka bir formatta veya daha güvenli bir formatta tutulması, daha hızlı bir formatta tutulması söz konusu oluyor. Düşünsene. Araç ruhsatını X bir network üstünde Ethereum, Avalanche, ne karın ağrısıysa önemli değil. Sen araç ruhsatını bir NFT'ye dönüştürdüğünü, non-fungible token'a dönüştürdüğünü ve bunu bir başkasına aktardığını, karşında da bir banka üstünden paranı aldığını düşün. Noter satışı oldu işte. Blok zinciri üzerinden bu kadar basit olabilir yani. Pol sistem mi? Öyle bir şey vardı. Polis'in sistemi vardı. Yok oradan onun üstüne geçtin kayıt. Noterden onayla, imza bekle. İşte pandemide yok 3 kişi içeride, 5 kişi dışarıda dursun. Ya dünya bir yere doğru gidiyor. Bunu göremiyor olmalarını ben anlamıyorum gerçekten. Yavaş yavaş herhalde alışacak insanlar. Hadi gel. Piyasaları konuşarak bitirelim şimdi. Teknik olarak hepsini böyle kısa kısa söyleyeyim. Geçen hafta da aynısını gerçi biraz yapmıştık. Hani Ethereum'da da hala aynı yerdeyim. Yani yükseliş trendi evet korunuyor ama momentumun düştüğünü düşünüyorum ben. Gidemiyor dediğimiz şey o biraz. Günlükte ve haftalıkta baktığımda buna ciddi yükseliş barları görüyorum. Ama bunların kendiyle birlikte biraz yani günlükte özellikle yükselişin biraz momentum yitirdiğini düşünüyorum. Nereye kadar endişelenmem? 1400 dolarlara kadar endişelenmem açıkçası. Bunu düzeltme olarak alırım. Çok uzağız buraya söylediğim yere. Bu arada 1780 falan şu an. 1790'larda trade ediyor. Genel olarak trendin hala korunduğunu görüyorum. Bitcoin'de de bu rakam 37-38 binlerden geçiyor. Yani biz geçen hafta 38-42 bin bandı vermiştik. 42 binin üstünde böyle yükseliş momentum kaybedebilir demiştik. Böyle hani pırpırlar olur uçak, tek motorlu uçak. Böyle yeteri kadar eğer güç vermezsen stall olur böyle uçak, uçamaz. Tam öyleydi yani Bitcoin'de geçen hafta 42 binlerde öyle hareket yapıyordu. Düşmeye de başlamıştı aslında. Elon Musk
hop çıkarttı. Aynısı şimdi Ether için de düşünüyorum. Yani buralarda biraz takılabilir. Avax'taki veya işte altcoin'lerdeki diğerlerindeki proof of stake kullanan para birimlerinde Algo'da stake'li bizde listelenenleri söyleyeyim. Yükseliş trendinin devam etmesini beklerim. Algo'da daha o kadar geri çekilecek yer yok. Daha yeni başladı hareket neredeyse. Algo'daki upside'ın tepe hedefin diyelim o uzun vadeli tepe hedefin daha yukarılarda olduğunu düşünüyorum Algo için. Piyasayı sadece bir para olarak değil bir teknoloji olarak takip etmenizde ve bir gelecek görmenizde fayda var burada diye düşünüyorum. Beklemek istediğim bir şey var mı? Dünya önceki gün Twitter'da bir şey gördüm. 1 milyon dolarla sadece 21 tane Bitcoin alabiliyorsun yazmış adam. Çok korkutucu değil mi? Çok. Çok korkutucu yani. 1 milyon dolar bayağı büyük bir para. Çok. Ve 21 tane alabiliyorsun yani. Eskiden ne alınıyordu Bitcoin? Bayağı 3000 dolardı, 4000 dolardı. Pizza alınıyordu değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları herkese.